Teknoloji TC kanalından herkese merhaba. Yine işinizi kolaylaştıracak harika bir çözümle karşınızdayım. Birazdan anlatacağım yöntem sayesinde Windows 11 kurulmayan makine kalmayacak. Kurulum esnasında TPM 2.0 güvenlik uyarısı almayacaksınız. Sizden herhangi bir Microsoft hesabı istemeyecek. Ayrıca internete bağlanmak zorunda da kalmayacaksınız. Bunlara ek olarak bir de eğer bilgisayarınızda Windows Home yüklüyse Windows 11'de Pro sürümünü seçebileceksiniz. Üstelik tüm bu anlattığım her şeyi çok basit bir şekilde yapacaksınız. Ben bu videoda i3 3. nesil 15 yıllık bir bilgisayar kullanacağım. HP ProBook. İçinde 5200 RPM'lik bir disk var. Ayrıca 4 GB da RAM var. Normal şartlarda bu bilgisayara Windows 11 kurulumu imkansız ama birazdan anlatacağım yöntem sayesinde videonun başında da söylediğim gibi Windows 11 kurulmayan makinede bir şey kalmayacak. Hazırsanız vakit kaybetmeden Windows 11'in en kolay kurulum videosuna geçelim. Arkadaşlar bu işlemi yapabilmek için 16 GB kapasiteye sahip bir flash belleğe ihtiyacınız var. Ben flash belleğimi bilgisayara taktım. Yapacağımız 3 işlem var. İlk olarak Windows 11 indirmemiz lazım. Ben hemen Chrome açıyorum ve buraya Windows 11 download yazıyorum. Microsoft'un kendi hesabından indireceğim. Ben ISO indiriyorum. İndir diye tıkladım. Buradan Türkçe'yi seçiyorum. Onayla dedim. 64 bit iniyor zaten. Windows 11'in 32 biti yok. Buna tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi inmeye başladı. Ben bunu kapatıyorum. Çünkü bende zaten Windows 11'in ISO'su var. Siz bunun inmesini bekleyin. Gelelim ikinci adıma. Rufus indireceğiz arkadaşlar. Rufus'un sitesine gidiyoruz. Burada en üstte bulunan Rufus 4.3'ü indiriyorum 64 bit olarak. O da gördüğünüz gibi indi. Hemen Rufus'a tıklıyorum. Ekrana bir uyarı geldi. Bu uygulamanın cihazınızda değişiklik yapmasına izin veriyor musunuz diye soruyor. Evet diyorum. Bu siteyle işim kalmadı arkadaşlar. Bunu hemen aşağıya alıyorum. Gördüğünüz gibi flash belleğimi gördü. ISO'yu göstermemi istiyor. Benim kurulum dosyalarım içinde bulunan Windows 11 ISO'sunu gösteriyorum ve aç diyorum. Arkadaşlar benim bilgisayarım NBR. Sizinki GPT ise onu bu şekilde bırakın. Ben MBR olarak seçiyorum. Burada herhangi bir işlem yapmıyorsunuz. Ben işlem başlaması için başlata tıklıyorum ve asıl can alıcı noktaya geldik arkadaşlar. Burada TPM 2.0 gereksinimini kaldırıyor. Yani bilgisayarınız TPM gereksinimlerini karşılamasa bile Rufus'un sunmuş olduğu bu özellik sayesinde rahatlıkla bunu yapabiliyoruz. Çevrim için Microsoft hesabı gereksinimini kaldır diyor. Bu da kurulum esnasında sizden Microsoft hesabı istiyordu. Onu da kaldırmış oluyor. Bunu kaldırmak için de arkadaşlar buraya bilgisayarınıza vereceğiniz kullanıcı adını soruyor. Ben buraya teknoloji.tc olarak bırakıyorum. Siz bilgisayarınızda oluşturulacak kullanıcının adı ne olsun istiyorsanız buraya onu yazacaksınız. Burada yapacağımız işlem bu kadar. Buna okey diyorum. USB belleğimi sıfırlayacağını söylüyor. Tamam diyorum. Ve gördüğünüz üzere Rufus Windows 11 ISO'sunu benim 16 GB'lık flash belleğime boot etmeye başladı. İşlem uzun süreceği için ben videoyu hızlandırdım. Buradaki işlemimiz bitti. Bunu kapat diyorum ve şuraya tıklayarak. Gelelim eğer bilgisayarınız Windows Home'sa ve Pro'ya çevirmek istiyorsanız yapmanız gerekene. Eğer böyle bir şeye ihtiyacınız yoksa bu adımı atlayabilirsiniz. Ben burada teknoloji.tc web sitesi üzerinde bulunan bir koddan yararlanacağım. Buraya gelip bunu kopyalıyorum tırnak işaretleri olmadan. Sonra bunu aşağı indiriyorum. Masaüstümdeki yeni metin belgesine tıklıyorum ve kodu yapıştırıyorum. Bunu yapıştırdıktan sonra
Buraya geliyorum ve dosyanın uzantısı bu şekilde olacak arkadaşlar. Bunu da kopyalıyorum. Sayfayı yeniden aşağı indiriyorum. Burada farklı kaydet diyorum. Kopyaladım. Bu e.cfg'yi buraya yapıştırıyorum ve bunu tüm dosya olarak seçiyorum. Ve yapmanız gereken arkadaşlar, flash belleğin içine giriyorum. Source'un içine geliyorum ve source'un içindeyken kaydet diyorum. İşlem bu kadar. Şimdi diskime sağ tıklıyorum ve aygıtı çıkar yapıyorum. Gelelim kurulum adımlarına. Arkadaşlar, öncelikle USB belleğimi bilgisayara takıyorum. Açma tuşuna basıyorum. Boot menü içinde F9'a basıyorum. HP'lerde F9. Buradan USB belleğimi seçiyorum ve Enter'a basıyorum. Burada da Enter'a basıyorum. Kurulum başladı. Video uzamasın diye ben ara ara hızlandıracağım. Bu arada siz de eski bilgisayarınıza Windows 11 kurmak istiyorsanız, içinde 4 GB RAM var. Bu çok büyük sorun olmayacaktır ama en azından içindeki diski SSD yapmanızı öneririm. Ben de bu video sonunda içindeki eski diski çıkartıp bir SSD takacağım. Ama videomuzun konusu bu değil. Videomuzun konusu TPM olmadan, Microsoft hesabı istemeden ve internet olmadan Windows 11 bir bilgisayara nasıl kurulur? Burada dil Türkçe olarak bırakıyorum. Sonraki diyorum. Şimdi yükle diyorum. Burada ürün anahtarım yoku seçiyorum. Gördüğünüz gibi biraz önce yapmış olduğumuz değişiklik sayesinde burada Home'u, Pro'yu ve diğer versiyonları görebiliyoruz. Ben Pro yükleyeceğim. Burada sonrakiyi seçiyorum. Bu kutucuğu işaretleyip sonraki deyip devam ediyorum. Alttaki bölüme gelip bunları sileceğim. Şurada gördüğünüz bölüm 3 dışındaki bütün hepsini sileceğim. Bölüm 3'te de benim yedeklerim var. O nedenle onu silmek istemiyorum. Şunu sileceğim. Bununla da bir işimiz yok. Ve sonraki diyorum. Gördüğünüz gibi kurulma başladı. USB belleğimi çıkartıyorum ve buraya şimdiden başlatıyorum. Burada bilgisayarımdaki diski seçip Enter'a basıyorum. Ve kurulum bitti. Geçelim ayarlara. Burada Türkiye seçip evet diyorum. Q klavye ile devam ediyorum. Bu adımı atla diyorum.
Normal şartlarda internet bağlantısı olmadan ve Microsoft hesabı olmadan bu adımı atlatmıyordur bize. Ve ben internet bağlantım yok diyorum. Bu arada internet bağlantım var demeyin. Eğer derseniz bu adımda yine sizden Microsoft hesabı girmenizi isteyecek. İnternet bağlantım yok dedikten sonra bir sonraki adıma geçiyorum. Sınırlı kuruluma devam et diyorum. Çünkü diğer türlü yine internete bağlanmanızı istiyor. Ben bütün kurulumlarda bu işaretleri kaldırıyorum ama size uygun bir durum varsa o seçeneği siz kaldırmayın. Ben genelde bunların hepsini kapatıyorum. Kabul et diyorum. Konumu tekrar kapatıyorum. Kabul et diyorum. Ve gördüğünüz gibi internet olmadan, Microsoft hesabı olmadan, TPM sıkıntısı yaşamadan 4 GB'lık içinde eski bir disk olan, SATA disk olan bilgisayarımıza Windows 11 kurulumunu yaptık. Hatta size bir de bilgisayar özelliklerinden göstereyim. Özellikler diyorum. Ekranı da genişletelim. Arkadaşlar burada Windows 11 Pro'yu görüyorsunuz. Şöyle yukarıya doğru kaydıralım. i3, 3. nesil, 4 GB RAM var. Bir de update başlatalım. Güncelleştirmeyi denetliyorum. Pardon. Öncelikle bir internet bağlantımız olması lazım. Hemen laptopumu internete bağlıyorum. Bilgisayarımı Wi-Fi'ye de bağladım. Tekrar update denemesi yapıyorum. Videonun başında söylemiştim. Rufus tarafında kullanıcı adına ne yazarsanız o kullanıcı adını alır. Burada gördüğünüz gibi teknoloji.tc olarak benim kullanıcım açılmış. Evet, Windows update'leri de alıyor. Bilgisayarımız Windows 11 yüklemesini gerçekleşti. Gayet de sorunsuz olarak çalışıyor. Şöyle bir yenileyim. Bir sorun yok. Evet arkadaşlar, TPM 2.0 gereksinimlerine gerek kalmadan, Microsoft hesabı olmadan ve internet olmadan hatta home bilgisayarı Pro'ya çevirerek Windows 11 kurulumunu gerçekleştirmiş olduk. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu tip videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu video ve diğer bütün teknoloji konuları hakkında merak ettiğiniz her şeyi yorum kısmına yazarsanız bildirimler açık olduğu için ben ya da diğer arkadaşlarım hızlıca cevap verir olacak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.